Kanal 5 ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen Aydın Tufan'la Gündem Özel programının bu haftaki konuğu, yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Ankara'nın Şirin ilçelerinden olan Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy oldu. Programda belediye başkanı olduğu günden bugüne kadar yapmış olduğu icraatları anlatan Ulusoy, daha yapacakları çok şeyin olduğunu belirtti ile ilgili çok ciddi projelerinin olduğunu, bir kısmını gerçekleştirdiklerini, bir kısmını da gerçekleştirmek üzere olduklarını belirtti. Özellikle cevizli çörek, ekmek ve kalecik karası pekmezi ile ilgili coğrafi işaret patent konusunda bir çalışmaları olduğunu belirterek şunları söyledi. E, cevizli çörek ve ekmek ikram edeceğiz. Bu arada onların da coğrafi işaretiyle ilgili sürecimiz devam ediyor. Bugüne kadar sadece e, Pelastion uygulaması ya da coğrafi işaret uygulaması kapsamında kalecik Karası ilçemizin coğrafi evet. patentli ürünüydü. Şimdi kalecik Karasının pekmezini, yani üzümün dışında bir üretilmiş, işlenmiş ürün olarak pekmezini ve bir taraftan da cevizli çörek ve ekmeğimizi coğrafi işaretlerini alarak ilçemize has ürünler olarak ticari değerlerini yükseltmeye çalışacağız inşallah. Son günlerin önemli konusu olan Amerika ve döviz spekülasyonu karşısında düşüncelerini belirten Ulusoy şunları söyledi: Kesin Artık e, küreselleşen dünyada savaşların biçimleri değişti. Bilişim üzerinden, e, ekonomi üzerinden, e, operasyonel müdahaleler olmadan e, savaşlar sürdürülüyor. Bunların en önemli ayağı da ekonomi savaşları enerji ve sıcak para piyasaları ile ilgili savaşlar sürüyor. Biraz önce gelirken İş Bankası Genel Müdürünü de dinledik. Çok önemli bir uzman olarak da çok önemli aydınlatıcı konuşma yaptı. Hepimiz açısından da e, e, olumlu karşılandı bu konuşması. Ekonomideki diğer göstergeler her zamanki gibiyken ya da her zamankinden daha iyiyken Doların üzerinde bu kadar spekülatif bir değişimin olması ve ülkeyi zora sokmaya çalışma çok net bir biçimde bir operasyonun olduğunu, bir müdahalenin olduğunu hepimize gösteriyor. Son olarak kalecikle ilgili çalışma ve projelerden bahseden Ulusoy konuşmalarını şöyle tamamladı. Hafta sonu kurulacak köylü pazarı, yöresel ürün pazarı, organik pazar gibi unsurlara ev sahipliği yapabilecek bir mekan olacak bu Şırahan aslında geçmişi yad ediyoruz, geleceğe yatırım yapıyoruz bu projeyle. Çünkü kendi kaynaklarımızda bir han projesini, bir hanın varlığını görüyoruz kalecikte ama maalesef zaman içerisinde yok edilmiş. Şu an bir hanımız tarihi eser anlamında yok. Bu inşallah bizden sonraki nesillere bir tarihi yapı olarak kalacak. Yapısal donatılarımızın temelleri atıldı. İnşallah 2019'da vatandaşlarımızı hizmetine sunulacak bir park olacak. İçinde bir şehitliğimiz var, bir amfiteyatromuz var, mini futbol, basketbol, voleybol sahaları var, bir kafeteryamız var, bir mescidimiz var. Böyle baktığınız zaman 800 metreye yakın bir koşu parkurumuz var. İki adet çocuk oyun parkı ve fitness gruplarımız var. Bayağı, Aslında donatı olarak çok zengin bir park. Bir...